Zuhal Hanımcığım. Kadir'ciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sizi görünce kötü olmak mümkün mü? Harikasın. Bugün işe kötü olmak mümkün Aa, mü? Senin teşekkür de gülüşün. Ederim. Çok tatlıysın. Nasılsın? Siz bugün güzel olmuşsunuz. Öyle dışı mi? Dışı. Çok teşekkür ederim sizler için. Dışarıda kar yağıyor. Ben karlı bir günde doğmuşum biliyor musunuz? 5 Mart 87 karını bilir misiniz? Ya da duymuşsunuzdur. Vallahi daha 1 yaşındaydım o zaman, hiç hatırlamıyorum. 5 Mart 87'de... 86 doğumluyum ya. Evet, 5 Mart 87'de kar 1 metre olmuş bir gecede. Öyleymiş. O yüzden evde doğmak zorunda kalmış. Ben bebekmişim bir... Aa canım, sen kaçlısın? 87'liyim. Aa, bir yaş büyüğüm senden. Ama benden daha genç duruyorsunuz. Şaka be, 76 doğumluyum ben. Göstermiyorum ama değil mi? Asla. Ah merhaba. Nasılsınız? Bugün de böyle bir tarz yaptık. Evet, yemekler çok nasıl? Çok teşekkür ederim. Yemekleri bitirdik çok şükür. Alnımızın akıyla çıktık. İyi. Eksik yedik bir şey olmasın da. Eksiğimiz yok. Her ama, şey tam ama oldu. Aman ne güzel. Masanda tamam mı? Aa, bizim armutlar tamam. Değil mi bunlar? Evet. Aa, çok güzel. Sarının üstüne güzel gider diye düşündüm. Keşke kırmızı olaydı dedim ama kırmızı da tabaklarım var. Ah ne güzel değil mi? Bir renk cümbüşü. Salatan da renk cümbüşü. Birazdan yarışmacılar gelince tam cümbüş olacak. Siz cümbüşü o zaman görün. Aa, dünkü yer sofrası, maceralar, neler neler yaşadık. Neler neler. Siz Allah. Neler yaşadık? Sen kapıyı aç istersen. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu ne şıklık böyle. Işıl ışılsınız. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şıksınız. Merhabalar. Kadir'ciğim beni 25 yıl öncesine götürdün. Elbiseden dolayı. Hello, biz geldik. Hello. Merhabalar. Senin boyu evet 1.80 kaçtı? 1.81 maşallah, hoş geldin Leyla. Merhabalar ay, siz efendim. Üşümüyor hayırlı musunuz? Ayol yazlıklarla geldi, dışarıda kar yağıyor ayol. Hoş geldin. Bu da tişörtle ama çok şık. Herkes Zuhal çok Hanım, şık. Hoş geldiniz. Üstünüzdeki gömlek kadar değil. Zuhal Hanım. Bende gömlek yok ki. Ceket. O neyse bilmiyorum ama yakıyor. 73 ülkede yemin ediyorum yakıyor. Kadir'cim şimdi birazdan zaten elbisene geleceğim. Beğenmedin mi Kadir'in üstünü? Neyim var, gayet tatlı. Çok klasik tatlı. Bir şekilde sizi kumaş pantolonun beyaz gömleğimle ağırladım. Ah, bir teşekkür ederim, sağ olun. Aa, nasıl bir gülüş vereceğim? Ne? Ha evet değil mi? Ay çok güzel. Çok severim bunu. Öncelikle yapmayı. Hepiniz masama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorum ki güzel lezzetleri tadacaksınız. İnşallah. Beğeneceksiniz ama beğenseniz de beğenmedim diyeceksiniz. Bunu da biliyorum. Aa hoppala. Çok peşin konuşuyorsun. Ön yargılı oluyorsun. Bak. İnşallah hakkımı vereceksiniz. Umut İnşallah. Ediyorum. Sen güzel yaptıysan vermeleri lazım tabii. Ama önce bir masasına bakın bakalım neler var. Şöminenin üstündeki armutlar. He, bizim armutlar onlar. Evet. Zamanla olgunlaştılar. Şöminenin üstünde ısındılar, tatlı olacaklar. Çiçek bilerek yaptırmadım. Ya da bir mum, bir şamdan ama herhangi bir şey. Benim masama bayağı laf etti de. Mum tarzım olmadığı için. Tarzınız buradaki armut mu? Nasıl? Tarzınız buradaki armut mu? Evet. Ev dekorasyonundaki. Kesinlikle çok da şık durdu. Bayağı şık, turuncu. Neyi kötü durdu? Mesela turuncu, lacivert, tabaklar kırmızı, mavi, masa örtüsü beyaz. Bu sarı tonları. Sarı tonundan gözle gidebiliriz. Maviyle uyumlayabiliriz, kırmızıyla uyumlayabiliriz. Uyumlamak istedikten sonra her türlü uyumlarız. İnsan istedikten sonra. Ekmeklik siyah. Bol ekmek istiyorduk şimdi, da bir çeşit ekmek. Leyla sen niye bir şoktaymışsın gibi böyle ağzını açık bak. Ne oldu? Hayır hiçbir şey olmadı. Şaşkın görüyorsun. Sadece hani böyle çiçekli böcekli masalar bekliyorlardı. Böyle daha güzel tabii. Masalar bekliyorlardı ama. Kadir de mi öyle demişti? Tabii ki. Vakti zamanında neler demiş. Şimdi şöyle armutları görünce hani böyle kendimi böyle başka bir yerde sandım yani. Mesela? Görünce, ne mesela? Bileyim hani. Manavda sanabilirsin. Evet yani manavda sandım başka kendimi. Başka neyde yani, sanabilirsin? Size olduğunuz ambiyanstan, farklı bir ambiyans yansıttıysam, yaşattıysam. Ne mutlu bana. Sana. Masa düzeni çok kötüydü. Buradaki armutları falan kullanmış, hiçbir şey getirmemiş, hiçbir özen göstermemiş. Herhangi bir emeği masada hiç yoktu. Masa düzeni gayet vasattı. Kendimi manav dükkanında sandım. Masa düzenini hiç beğenmedim. Güzel değildi. Yani bildiğiniz her şeyi buradan kullanmış. Süsü bile villadan kullanmış. Gerçekten bana o kadar laf etti. Dedi ki işte burası Mevlüt evi gibi, mum yakmışsın falan. Kendisi armut koymuş.
Armut da gerçekten neyi ima etmiş gerçekten anlamadım. Hemen ne yapıyoruz? Mantar çorbasına geçiyoruz. Mantar çorbası kremalı mantar mı? Yok, düz mantar çorbası. Düz mantar bildiğiniz mı? Düz mantar çorbası. Anam babam usulü. Şimdi yani herhangi bir stok yok mu içinde? Hiçbir şey yok. Mantar. Neyle biz stokladık ama her şeyimizi. Yağımızı, tuzumuzu, unumuzu stokladık biz. Çünkü unu da bağladım. Bence bağlayamamışsınız. O yüzden böyle düz mantar çorbasıyla karşımıza çıkmışsınız. Yediğinizde konuşun isterseniz. Yemeden ön yargıyla gelmeyin. Bir yiyin. Ben mutfağınıza bakmak istiyorum da siz de bakmıştınız. Çok özür diliyorum. Ön yargıdan bahsediyorsunuz da biraz önce asıl ön yargıyı siz yapıyorsunuz. Yapıyordunuz Kadir Bey. Ben biliyorum düşük puan vereceksiniz. Beğenirseniz düşük. Ön yargının kralının danışmasını siz yapıyorsunuz. 4 gündür görüyoruz. Herkes oynayarak istediğini düşük puanı veriyor. İstediğini yüksek puanı veriyor. Ön yargıyı siz yapıyorsunuz ve şu anda yok şöyle yok böyle. Ya... Sen nasılsın Osman Dündar Bey? Çok teşekkür ediyorum. Efendim dünkü yorgunluğu üstümden attım. Şu anda harikayım. Anlatılmaz yaşanılır. Öyle mi? O derece. Neden öyle hissediyorsun acaba? Ya Güzel Hanım şimdi gerçekten sizin bu güzelliğiniz, güler yüz. Ben şimdi normalde kendimi çok güler yüzlü miniklerimle beraber böyle bunlarla beraber biliyordum ama siz daha çok güzel gülüyorsunuz. Kızım seni çok çılgın bulmuş. Evet ben de onu çok sevdim. Çılgın bir abi dedi. Şimdi... ben burada sanatımı sergilediğim için o abisini tanımıyor. Şimdi börekler niye üstüne çıktı? Ben onu anlamadım yani. Sosunuzun üstüne çıktı. En son çıkarttığım ürün olduğu için üstüne çıktı. Zaten tekrardan koydum. Sosunuzun da üstüne çıktı. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Her şey hemen hemen üstüne açık yani. Evet. Keşke biraz hijyen olsaydı. Yani hiç hijyenime dikkat ettim. Hijyenime dikkat ettim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yemeklerin valla yani vardı hatalarını ama beni şaşırttın. Ben dedim ki yani şimdi yapacak şu bunu. Tamam mı? Yani kendini istediği gibi köpürtecek fenomenliğini. Yani çünkü onu yapmaya gelen de var. Saygı duyuyoruz olsun. Yani ama genelde öyle olanlar pek yemek yapamıyorlar ama sen şaşırttın yani bizi. Ben işimi severek yapıyorum. Bugün ben 100 milyon takipçiye de ulaşsam dahi yine ilk gün nasılsam sonuncu günde öyleyim. Peki öyle sen yemek da. 50 tane tarifin var falan filan evet, diyordun. Benim o videolarını da gördü seni. Genellikle yemekle falan ilgili bir şeyler çekmişsin. Pazara gidiyorsun. Pişiriyorsun, yiyorsun. Senin yaptığın çayda kıl çıktı baktığın zaman. İkinci verdiğin çayda başka bir ot çıktı gül diye. Gül diye şey yaptın. Yani neyin kafasındasın ya? Neyin hijyenindesin? Müzik